Selam. Erman beni Kanada'daki ilk etkinliğimize getirdi. Şu an orta çağ temalı bir yerdeyiz. Burada böyle birazdan böyle şey gösterisi izleyeceğiz. Bildiğiniz böyle bir orta çağda geçen bir düello gibi düşünün. Bayağı o düelloya oturup izleyeceğiz. O düelloyu işte izlerken bir yandan yemek yiyeceğimiz falan. Böyle değişik bir ortama geldik. Geç doğum günü kutlaması oldu bana. Bilmiyorum ne bekleyeceğim, ne göreceğimi bilmiyorum şu anda. Ne beklemem gerektiğini de bilmiyorum. Biraz değişik hissediyorum. Ama içeride görüşürüz. Yani hayretler içerisindeyim arkadaşlar. İçeri at dışkısı kokuyor. Sanırım gerçekten atla gelecekler. Bilmiyorum, değişik bir deneyim. Den önden izleyeceğiz. Şanssızız, erken geldiğimiz için bizi öne aldılar. Valla bakalım, gerçekten bilmiyorum şu an neyle karşılaşacağım. İçeride görüntü almak yasak dediler ama bir deneyeceğiz bakalım, almaya çalışacağız. Böyle farklı farklı alanlara bölmüşler. Çoğunlukla hediyelik eşya alanı. Böyle ahır var, atların olduğu bir ahır var. Bir şurada arkamda bir böyle şey alanı yapmışlar böyle. Kral ve kraliçe ilan ediyorlar böyle isteyen, gönüllü olan kişileri. Parasını veriyorsun, kral kraliçe olursun gibi bir durum var. Bu değişik bir ortam. Ortada bar var şimdi. Biz birazdan bir içecek bir şeyler alacağız. Aha şurada bir şey gördüm. Size onu göstereyim. Burada bir... Çok güzel. Görüyor musunuz? Şu an emin değilim ama. Oh, wait, you see him in action later on. Yeah, he'll be showing makes this little guy one of our big stars here. You're so cute. For now. Arkadaşlar çok ilginç şeyler oluyor burada. Bayağı böyle renklere göre ayırmışlar şimdi bizi. Hepimizin bir rengi var. Biz sarı masadayız. Sarı grubuz yani. Ondan sonra böyle yan yana insanlar, tanımadığımız insanlarla oturuyoruz. Ve işte mesela bir tane düşmanımız var. Mavi şövalye bizim düşmanımızmış. O her çıktığında böyle buuu yapacakmışız. Sarı şövalye çıktığında şey, grubuza boğuldum. Sarı şövalye çıktığında da buuu yapacakmışız falan. Böyle geldi anlattı falan. Çok ilginç şeyler yaşanıyor. Ama böyle bir ortam beklemiyordum gerçekten. Bayağı şu an şey gibi hissediyorum kendimi, hani bir kraliyet ailesinin bir üyesiyim ve en önden böyle şey izleyeceğim, düello izleyeceğim, turnuva izleyeceğim gibi. O yüzden değişik gerçekten. Biraz böyle önyargılıydım, özür dilerim Erman'cığım. Önyargılıydım ama şu an şimdi bayağı iyi kendimi kaptırırım gibi. Şimdi çıktık. Yani beklemiyordum böyle bir şey açıkçası ama gayet güzeldi. Benim beklediğimden daha iyiydi. Bayağı prodüksiyonlu bir iş yapmışlar yani. Biz şimdi buraya gelmek için şey yaptık. İnternetten işte biletleri aldık. Biletler alırken orada birkaç böyle upgrade seçeneği var. Şeyleri yükseltebiliyorsunuz. Aldığınız bilet seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Orada işte İşte en ön sırada oturabiliyorsunuz. İşte ilk 2-3 sırada oturabildiğiniz bir seçenek var falan. Ama biraz böyle ilk gelen oturuyor gibi bir durum var. Biz de böyle çekim yapabiliriz belki diye, nitekim yapabildik. Ön sıralara oturmuştuk. O yüzden upgrade etmiştik biletimizi, yükseltmiştik. Gayet güzeldi. Ben çok beğendim. Yemek çok değişik geldi. Yani şöyle değişik geldi. Kaşık çatal hiçbir şey yok.
kaşık, çatal, bıçak hiçbir şey yok. Tamamen ellerinizle yiyorsunuz. Bir tane çorba geldi başta. Çorbayı bayağı böyle sapından tutup kaseyi böyle içtik falan. Tavuk geldi sonra. Tavuğu ellerimizle yedik falan. Ama bayağı lezzetliydi. Biz beğendik. Yani yarım tavuk neredeyse geldi. Kişi başı hani bir de böyle. Ama bayağı güzeldi. Bayağı keyifliydi. Değişik bir deneyim oldu bizim için. Erman'ın bana geç doğum günü hediyesi oldu bu. Öyle bayağı keyifliydi. Sonraki videoda görüşürüz.